Konya Kitap Günleri'nin 6. günündeyiz. Özellikle öğrenciler kitaplara ve yazarlara yoğun ilgi gösteriyor. Şey seviyorum ben, macera, Sherlock Holmes falan. Bir tane Sherlock Holmes aldım, bir tane de almayı düşünüyorum şimdi, almaya çalışıyorum. Öyle okudukça kazanıyoruz zaten. Okumadan zarar gelmez. Açıkçası geldiğimiz ilde böyle bir faaliyet yoktu. Gelmişken de böyle bir şeyle karşılaşmış olmak hoşumuza gitti. Aradığımızı çok çabuk buluyoruz. Mesela orta kat çocuk kitabı olmuş. Burası tamamen yetişkinlere özel. Yani hoşumuza gitti. Kitap fuarını zaten çok özlemiştik. En son 2019'da yapılmıştı. O yüzden ortam çok güzel. Etkinlikler ayrı güzel. Yazarlarla buluşmak ayrı zevkli zaten. Edebiyattan tarihe, felsefeden çocuk kitaplarına kadar binlerce kitap, kitap severlerini bekliyor. Konya'nın kültürünü, gerek kitap okuma sevgisini gençlere aşılama, işte topluma yayma bakımından çok büyük anlam ifade ediyor. Ne kadar buna önem verilirse, ne kadar bunun sayısı artırılırsa ve öğrencilerimizin, vatandaşların buraya gelmesinin önü açılır, destek verilirse o kadar bu kitap okuma zevki de, kitap okuma hevesi de, isteği de o nispetle artacaktır. Uğur İbrahim Altay Başkanı'ma böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Ben de Bozkır Belediye Başkanı olarak bugün burada Bozkır standını ziyaret ettik. Fatma ablamızı yalnız bırakmak istemedik. Ona eşlik ettik, ona destek vermek için geldik. Fatma ablamızla gurur duyuyoruz. Tarifi imkansız diyorum yani, o kadar derin duygular ki insan alıp götürüyor bir yerlere. Milli kökenleri ve kültürel kökenleri hatırlatacak, ayakta tutacak eserlere yer veriyorum. Kitap günleri demek yazarların okurlarıyla buluşmanın mutluluğu demek. Kitap günleri Konya için bir gelenek oldu. Konya'mız zaten güzel bir manevi kültür başkenti. Hem Mevlana, hem kitap fuarı, hem Konya, üç güzellik bir arada olduğu için çok mutluyum. Bu güzelliğe katkıda bulunmaktan da çok mutluyum. Ağaç yaprağıyla gürler. Yani sanatçının bir isteği vardır. Tanınmak, bilinmek ister. Duygularımı çocuklarla, okuyucularla paylaşmak benim en büyük zenginliğimdir. Okumak çekirdekten, küçükten başlar. Okumaya çocuğu yaklaştırmak, ona bir şeyleri tanıtmak, göstermek, örnek olmak, elinden tutmak çok önemli. Çocuklarımızın elinden tutup fuarı gezdirmeliyiz. Konya Kitap Günleri'ne katılan yüzlerce yazardan bir diğeri ise engelsiz yazar Berkan Ali Vural. Vural Kitap Günleri'ne engelleri aşmaya geldi. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Böyle bir etkinlikte bulunmak neler hissettiriyor size? Çok gurur verici, heyecan verici, mutluluk duyuyorum. Peki katılım nasıl? Atmosfer nasıl? Atmosfer iyi. Yeni kitaplar, yeni hikayeler, yeni sözler öğrenmek çok istekli ve hevesli herkes. Aynı zamanda bilim atölyesinde çocuklara eğitici ve öğretici çalışmalar sunuluyor. Çok güzel. Şimdi asıl meseleye geçiyorum. Burada artık hepinizin el becerisi ortaya çıkacak. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kitap Günleri etkinlikleri 24 Ekim'e kadar devam edecek.